Herkese merhaba. Bugün sizlere çiçekleriniz gelişmiyorsa, hiç sürgün vermiyorsa, uzun zamandır aynı şekilde kalıyorsa, ölmüyorsa veya büyümüyorsa da neler yapacağız? Bunları söyleyeceğim. Şu anda görmüş olduğunuz bu küçük sürgünler nasıl bu hale geldi? Evet, şöyle görmenizi istiyorum. Bakın yeni sürgünler. Çiçeğe bir canlılık, bir parlaklık. Şuradan yine yeni sürgünler her yerinden bakın. Yaprak aralarından dahi yeni sürgünler var. Diğer çiçeğimizin uç kısımlarından yeni yeni sürgünler gelmeye başladı ve capcanlı bir renge büründü. Evet, hepsinde sürgünler var. Hepsinde arkadaşlar yeniden canlandı. Şimdi bunlara yaptığım işlemleri sizlere göstermek istiyorum. Evet, biraz sonra göstereceğim işlemleri yaptıktan sonra çiçekler acayip bir şekilde gelişti ve tam 15 gün sonra bu hale geldi. Şu an ekranda çiçeklere çok dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yaptığım işlemleri gösterirken eski halini göreceksiniz ve ne kadar geliştiğini siz de fark edeceksiniz. Eğer sizin de çiçekleriniz böyle birkaç ay boyunca gelişmiyorsa, hiçbir şekilde uçlarından sürgün vermiyorsa, herhangi bir yerinden yaprak aralarından yeni yapraklar çıkartmıyorsa, üst kısımlarından da yine yapraklarını veya sürgünlerini çıkartmıyorsa, demek üstelik de ben besinli sular verdiğim halde bu şekilde, demek ki artık çiçeğimizin saksısının büyütme zamanı gelmiş. Evet, öncelikle saksımız yumuşaksa böyle ezerek etrafından bu şekilde döndürerek saksımızı içerisinden çıkarıyoruz. Çok küçük, 1,5-2 senedir yaklaşık bu hale geldi. Evet, gerçekten artık toprağa azıcık kalmış. Artık saksısının değişme zamanı gelmiş. Şöyle köklerinin etrafından hafif gıdıklıyorum. Bu şekilde hafif oynatıyorum ve bunu yeni saksısına alacağım. Şimdi diğer kaktüsümün olduğu saksı biraz daha sert. Eğer sizin saksınız da sertse etrafından vurarak, vurma şeklinde bir işlem yaparak onu yerinden çıkartabilirsiniz. Şimdi bu kaktüs çok dikenli olduğu için ben şöyle bir bez yardımıyla onu tutmaya çalışacağım. Evet, elimize batmasın diye. Şimdi bunu yeni saksısına alacağım. Çünkü bakın artık etrafını iyice kökleri kaplamış ve bunu bir kenara bırakıp şimdi toprağını hazırlayacağım, ama ondan önce saksınız delikli ise 2-3 santimetre kadar bir çakıl taşı doldurmanız gerekir. Daha sonra gübre de vereceğiniz bir toprak kullanabilirsiniz. Bu önemli. Şimdi ben toprak hazırlarken içerisine biraz yumurta kabuklarını ezdiğim, kırdığım yumurta kabuklarını karıştırıyorum ve gübre karıştırıyorum. Benim şu an elimde solucan gübresi var, ama sizin elinizde herhangi başka bir gübre varsa onu da kullanabilirsiniz. 1/4 oranında toprağıma karıştırıyorum. Yani bir bardak gübre kullandıysanız 4 bardak toprak kullanacaksınız. O şekilde bir oran verebilirim size. Karıştırıyorum ve saksı değiştirme işleminde saksımızın belli bir yerine kadar toprak koyuyorum. Daha sonra çiçeğimizin gövdesi en son bittiği yerden 2 santim yukarıda kalacak şekilde saksımıza bu şekilde koyuyorum. Çünkü saksımızın tam tepesine kadar toprak doldurursak taşma olabilir. Toprak etrafından yerlere dökülebilir. 2-3 santimetre yukarıdan boşluk kalacak şekilde etrafına da güzelce gübre karıştırdığımız toprağı ekliyoruz ve bu şekilde işlemimizi bitirmiş oluyoruz. Aynı işlemi ben diğer çiçeğime de yapacağım, ama bunu göstermeye gerek yok, uzatmaya gerek yok. Aynı işlemi yapacağım, öbür saksıya koyacağım. Evet, ben bitirdim, ikisini de saksıya yerleştirdim. Sulamasını bir gün sonra yapacağım, bunlar kaktüs olduğu için.
Diğer tür çiçekleri hemen can suyu verebiliriz ama kaktüs ve sukulentlere bunu yapmıyoruz. Evet ve işte son halleri arkadaşlar. Çok güzel oldular. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.